10. Sınıf Matematik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 58, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Matematik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 581 ve 2. sorularda sorunun cevabını bulmak için bir fonksiyon yeterli olurken, 3. soruyu yanıtlayabilmek için iki fonksiyonun da kullanılması gerekmektedir. 3. soruda C birimi yer almamasına rağmen bir köprü görevi görerek, F'den K birimine dönüşümün gerçekleşmesinde bir araç olmaktadır. Başka bir ifadeyle F ve G fonksiyonları kullanılarak yeni bir fonksiyon elde edilmektedir. Elde edilen bu fonksiyona bileşke fonksiyon adı verilmektedir. Bu bilgiden hareketle bileşke fonksiyonu tanımlayınız. Bileşke fonksiyon A, B ve C boş kümeden farklı birer küme olmak üzere F, A, B ve G, BC fonksiyonları verilsin, denir. Cevap, bileşke fonksiyon, A, B, C boş kümeden farklı birer küme olmak üzere F, A, B ve G, BC fonksiyonları verilsin. A kümesinin elemanlarını F ve G fonksiyonları yardımıyla C kümesinin elemanlarına eşleyen fonksiyona F ile G fonksiyonlarının bileşke fonksiyonu denir. İkinci yönerge, A, B, C birer küme ve F, G birer fonksiyon olmak üzere, görselde verilen şemadan yararlanarak tablodaki ifadelerin karşısına ifade doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Cevap: 10. Sınıf Matematik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 58 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.